Kürt sorununun çözümsüzlüğü ve onun sonuçları siyasal, ekonomik, toplumsal olarak zaten her zaman Kürt halkının ve hak savunucularının gündeminde olan bir konuydu. Ve konuşulan bir konuydu. Şimdi herkesce konuşuluyor olması kuşkusuz önemli. Bunun iç ya da dış etmenleri var elbette. Ama nedeni ne olursa olsun konuşuluyor, tartışılıyor olması kuşkusuz önemli. Başka bir önemli olan da buradan bir sonuca, barışa gitmek. Evet, çünkü yani Orta Doğu'da taşlar yerinden oynadı. Yeniden o oturma sürecinde işte İsrail'in pozisyonu, NATO ve ABD'nin oradaki bir egemenlik elde etmesi ve güç kazanması, İsrail'in yayılma politikası, İran üzerindeki hesapları ve elbette ki bu bütün Kürdistan'ı ve Türkiye'yi de doğrudan etkileyen bir konu. Ve burada Türkiye belki çatışma alanını, tartışma alanını daraltmak isteyip Kürtlerle böyle bir diyalog sürecini başlatmayı kendi arasında da pragmatik olarak da yararlı görmüş olabilirler. Evet, ben de muhatabı birinci olarak PKK lideri Öcalan. Yani bu tecridin kapısını baştan beri söylüyoruz. Demokrasiye ve barışa artık açmak gerekir. Ki biliyorsunuz işte bunca zamandır görüşülmüyor ailesiyle, avukatlarıyla. Önce bu tecrit kırılsın. Ve sonra bence ortaklaşılabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve buradaki demin elbette ki rolü yatsınamaz. Çünkü eğer bu Kürt sorunun çözümsüzlüğüne neden olan anayasal ve yasal yurttaşlık hakkı, dil, kimlik ve statü ve eşitlik ve özgürlük anayasal bir hakka dönüşecekse, ki öyle olmalı, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak. Bence bir konuşulur ortamın yaratılması gerekiyor öncelikle. Başta terörle mücadele yasası, ifade ve düşünce özgürlüğü önündeki yasal engellerin kaldırılması ve bugüne değin yaklaşık 40 yılı aşkındır bu sorunun çözümsüzlüğünün getirdiği sonuçları da sorgulayarak konuşulabilir bir ortam yaratılırsa ön açıcı olur. Ve burada samimi olmak gerekiyor. Ve bir 2013 ve 2015'te yaratılmış o diyalog ve müzakere süreci gibi yeniden heba edilmemeli. Ve bu bağlamda da yeni bir yol haritasına bence gereksinme var. Ve bir barış konferansı düzenlenirse derhal, barış konferansında kolektif bir irade orada ortaya çıkar ve oradan çıkacak bir konferansın iradesini temsil eden bir ekip, komisyon, kurul ne dersek diyelim, bu taraflar arasında da formal bir izleme ve görüşme zemini yaratabilir. Bu ve sonra da bu sürecin bir yasaya bağlı kılınması. Yani keyfi, herkesin böyle işte şunu yaparım, bunu yaparım ya da şu olmalı, bu olmalı da değil. Bu barış sürecinin, Kürt sorunun demokratik barışı çözümünün bir yol haritası, bir yasaya bağlı kılınması gerekir ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Ne zaman ne yapılacağı da bir ajandaya bağlı kılınarak. Bir Ankara'dan bir açıklama yapılmalı bu sürece dair. Evet, biz barışacağız. Evet, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü için varız. Ben resmi bir açıklama yapılması gerekiyor artık bence, evet. İkincisi, tecridin kapısı açılması gerekiyor. Üçüncüsü, siyasi mahpusların derhal serbest bırakılması gerekiyor. Hasta mahpusların derhal serbest bırakılması gerekiyor. İnfazı yakılan, 30 yılını doldurmuş ve bizim tarafımızdan 501 kişi olduğu saptanan bu kişilerin üzerindeki artık bu hukuksuzluğa son vermek gerekiyor. Cezaevi İdare Gözlem Kurulu
bu lağvedilmeli. Ve de işte bütün bu sürecin konuşulabilir kılması için de özgür bir tartışma ortamı, önündeki engeller kaldırılmalı, konuşabilmeliyiz, yazabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz. O yol haritasından, bir ajandadan, maksadım da bu. Barış mücadelesinin, barış özleminin toplumsallaşması. Her bir kişi bir barış savunucusu olması gerekiyor. Sanatçılar barış için söylemesi gerekiyor. Perdeler barış için açılması gerekiyor. Siyasetçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kürsüyü barış kürsüsüne dönüştürmeleri gerekiyor. Bakın bütçe görüşmeleri başlayacak. Bence bu bütçeyi barış bütçesi yapabiliriz. Türkiye'nin önünde önemli bir fırsattır bu. Savaş ve çatışma bütçesi yerine güvenlik ve savunma gerekçesiyle bütçeyi oraya ayırmak yerine işe, ekmeğe, özgürlüğe ve barışa bir bütçe ayrılabilmeli. 2025 bütçesi de bunun üzerine inşa edilmeli.